Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere 17 tane define işaretini, çok önemli yüzey okuma teknikleri ve potansiyel define noktaları eşliğinde sizlere aktaracağım. Videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Ekranda gördüğünüz Instagram hesabımızı takip ederek düzenli beğeni, paylaşım yapan ve arkadaşlarını etiketleyerek davet eden değerli takipçilerimize yeri ve zamanı geldiğinde de destek oluyorum. Arkadaşlar, İnanılmaz bir yoğun talep olduğunu defalarca söyledim. Binden fazla mesaj geldiğini de söyledim. Herkese yardımcı olmam mümkün değil. O yüzden sizlere yardım etmemi istiyorsanız siz de düzenli olarak paylaşımlarımızı beğenin. Bu çok zor bir şey değil. Bunları da sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşarak onları da etiketleyebilirsiniz. Onlar da bunlardan faydalanabilir. Arkadaşlar ben bunları yapan takipçilerimi görüyorum zaten. Yardımcı da oluyorum. Yani sıcak arkadaşça bir arkadaşlık olmadan oluşmadan çıkar peşinde koşan kişilere yardımcı olmayacağım. Olmam da zaten. Çünkü diğer takipçilerime haksızlık olur. Şimdi arkadaşlar ilk işaretime geçiyorum. Ee, bakın arkadaşlar bir alan var burada. Şöyle ikiye ayırdım ben bu alanı. Şöyle bir yakından çekilmiş alan var. Bir de uzaktan çekilmiş bir yerimiz var. Arkadaşlar e, görüyorsunuz baya büyük kayalık bir alan yani şurası hemen hemen bir insan boyunda yani şurası bir insan boyunda e, şöyle e, kayaları görüyorsunuz bakın şurada bir kapağa benzer bir yer var e, şöyle şuralarda e, şurası bir giriş yeri gibi görünüyor İşte şurada kayalar falan var parça parça bir sürü kayalar falan var e, şurada ilginç bir kaya var falan filan. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Herkes şimdi şuraya yoğunlaştı. Çünkü şurada bir oyukluk var. Burada bir çalışma yapılmış sanki. Ama öyle bir şey değil arkadaşlar. Neydi? Üçgen neydi arkadaşlar? Üçgen bize bir mahzen bir giriş yerini veriyordu değil mi? Şimdi arkadaşlar bu şu uzaktan üçgen, şu da yakından çekilmiş hali. Hemen bakacaksınız bu üçgenin şuralarına falan. Aa diyeceksiniz ya bu üçgen işte buraya sanki böyle tuğla şeklinde böyle parça parça böyle dizayn edilmiş. Sanki burada bir giriş var. Doğru mu arkadaşlar yok böyle bir şey yok arkadaşlar burada bir giriş yeri yok ama buraya bir üçgen yapılmış bu alanda bir giriş yerimiz mevcut ya işte diyeceksiniz şurada bir kase mi şey yap hayır arkadaşlar bir giriş yeri var burada evet şurada bir kasa gibi bir şey görünüyor olabilir evet ama e, asıl girişimiz orası değil bakın burada taş parçacıkları var falan var baya kırıklar falan var burada bir oyma işlemleri falan baya bir geli, e, yapılmış yani. Nedir arkadaşlar? Bakın hemen şurada sağ tarafında şu gördüğünüz alan, şu kaya buraya itinalı bir şekilde yapıştırılmış. Bakın zaten şurada bakın şu alanın yapaylığını görüyorsunuz şöyle. Şuradaki alanı da görüyorsunuz. Bakın şurada yapıştırıldığı belli. Bakın şunun altı boş gibi, şu kenarı boş gibi ve şurada bir çatlaklık var falan. Ve burayla, şu arkayla zaten uyumlu değil. Bu taş, bu kaya buraya yapıştırılmış. İşte şurada şöyle bir yuvarlak. Bir girişimiz olmalı veya şöyle kare şeklinde bir girişimiz olmalı. İşte bu alanımızın çözümü budur. Yani buradan bir girişimiz yok. Herkes önce şuraya odaklandı sonra buraya odaklandı ama burayı kimse görmüyor. Ve şuraya da odaklanan var. Muhtemelen burası da öyle bir şey değil. Buralar hep dikkat çekmek için yapılmış. Başka yere yön vermeye çalışılmış yerler yani. Evet ikinci işarete geçiyorum arkadaşlar yine burada ne var şöyle bir bakınca ee, birçok arkadaşımız burada ne olabilir ki diyecek Evet arkadaşlar asıl burada e, bir kapağımız mevcut şöyle bu ikinci bir kapak asıl kapak bunun arkasında şurada yani bunun alınması lazım Hatta bunun da altında bir kapak olabilir şey bu da bir gizli aynı bu tarz e, kapatılmış bir perde gibi olabilir e, bunların arkasında bir bir e, Girişimiz var, kapak girişimiz olmalı. Şuraya bakın işaretimizi vermiş zaten ve şuradaki sıvalar Horasan zaten. Bunların hepsi Horasan arkadaşlar. Bakın üst üste bir, iki, üç katman şeklinde yapılmış çok güzel bir yer. Diğer işaretimize geçiyorum. Arkadaşlar şuradaki kaya parçacıklarını görüyorsunuz. Tonlarca, bin, yüzlerce, binlerce kaya parçası var. Ama neden burada şöyle bir e, kaya parçası, böyle büyük bir kaya parçası var. Kayalık alan var daha doğrusu. Ve bu kayalığın neden burasında bir e, ters U işareti var ya da nal diğer arkadaşların deyimiyle. E, arkadaşlar e, bu aynı zamanda bakın şurada da bir şeylik, şeyliğimiz var, yuvarlağımız var e, ve bir şeyimiz var. E, arkadaşlar bu... Horasan. Şu gördüğünüz kayalar şurası şöyle komple Horasan. Yani bu normal bir kaya değil. Yani buradaki kaya parçacıkları, tonlarca kaya parçacıklarını böyle birleştirmişler. Üzerlerine böyle e, Horasan harcını böyle yığmışlar ve buraya bir işaret koymuşlar. Ve e, şuraya da bir çukurluk yapmışlar. İşte benim e, yerimiz burası demek istiyor yani. Bu alanımız demek istiyor. Peki saklaması nerede bunun? Arkadaşlar Buranın çukur olduğunu düşünün şuranın şöyle komple çukur olduğunu düşünün Buraya bunun içerisine bir e, mahzen yapıldığını düşünün Şöyle Ve bu mahzenin içerisinde mezar Ya da hazine saklaması yapıldığını düşüneceksiniz bu kadar basit Bunun yapılma amacı da Bu alttaki mahzenin korunma Korunması için yapılmış bir çatı vazifesi görüyor İşte bu Bir çatıdır arkadaşlar Peki girişimiz nerede? Bakın şuradaki toprağın tesviyesini görüyorsunuz dümdüz. Şu arkası da öyle. Burası da öyle. Fakat şuraya gelince şu taşlara baktığınız zaman şurada bir e, kabarma söz konusu toprakta. Bakın şurada şöyle. Kabarmalar e, söz konusu. Tam şuraya kadar e, hissediliyor bu kabarma. Demek ki girişimiz nerede arkadaşlar? Şurada. Şu alanda. Şurada. Girişimiz burada. Zaten girişin uç kısmını da bu tarafa doğru vermiş zaten. Demek ki bizim şuraya şöyle geniş bir açıyla açmamız lazım ve alttaki odaya e, girmemiz lazım. Kapağımız da zaten bu toprağa açılınca görülecektir. Sonraki işaretimiz arkadaşlar, e, görüyorsunuz bir arazi içerisinde hayvanlar burada otluyor. E, bir tarım arazisi var burada ve bu tarım arazisinin içerisinde şöyle şöylece bir taş var. Ya bu taşın şurasına neden böyle bir oyuk yapmışlar ki şuraya iki tane oyuk yapmışlar. Şöyle baktığınız zaman bir balığa benziyor bu. İyi de kardeşim bu taşın şurasına neden şöyle bir yuvarlak oyma yapmışlar? Oyukluk yapmışlar. He. Arkadaşlar. Burada hala açılmamış bir kasamız mevcut. İşte şurası. Ne yapıyorlar? İşte böyle burayı açıyorlar şöyle. Oyuyorlar, oyuyorlar içerisini. Buraya işte e, çok büyük olmamak kaydıyla küçük bir saklama yapıyorlar. Daha sonra bunun üzerine kapatıyorlar ve sıvıyorlar. Bakın sıvama yerleri bak belli burası Horasan oh, olduğu çok belli. Zaten şuraya vurduğunuz zaman boşluk sesi mutlaka verecektir burası. Burası bir kasa. Diğer işaretimize geçiyorum. Arkadaşlar gene ikiye böldüm fotoğrafı. Bu geniş geniş e çekimi. Bu da dar açı çekimi. Şurası zaten şurayı gösteriyor gördüğünüz gibi. Yapmamdaki amaç işte şuranın nasıl sıvandığını, işte kaç kat olduğunu göstermek amacıyla. Bakın içindeki taş parçacıkları ve buranın Horasan Harcı'yla nasıl sıvandığını gösteriyor. Şurası şöyle bir kapı şeklinde oyulmuş. Bakın şurası ana kaya. Kaya olduğu belli oluyor zaten. Bakın şuralar şöyle oyulmuş, açılmış ve şu kenarlar şöyle açılmış. Şu şekilde Şuradaki kırıkları falan görüyorsunuz. Bakın şöyle. Ee, şuraya oyulmuş. İşte buraya içeriye e, malzemesi konulmuş. Ve tekrar örülerek kapatılmış. Ve e, çok güzel de bir sıvama yapılarak burası uydur uydurulmaya çalışılmış. Bakın zaten vurulunca burası dökülmüş. Bir kaya böyle kırılınca şu kenarlar böyle toz şeklinde olmaz. Ve içinden böyle ekstra kaya parçaları çıkmaz. Kaya dedim vurduğun zaman tektir ve e, kırıldığı zaman böyle cam gibidir eee içinde ne olduğu belli olur. İşte burada e, Horasan olduğu çok ağaç e, bariz bir şekilde belli oluyor. Şurası da zamanla açılmış. Evet, başka bir işaretimize geçiyorum arkadaşlar. Yine yakından çekim ve uzaktan çekim. Bakın arkadaşlar. Şu uzaktan çekim hani bunun içi boş boş değil. Ee, onu göstermek amacıyla şunu yaptım ve buradaki bakın 1 iki 3 tane yani 1 iki 3 tane e, oymamız mevcut Bu da demek oluyor ki bir de şurada var En az 3 veya 4 tane burada odamız mevcut Zaten e, El yapımı olmadığı yani doğal olmadığı El yapımı olduğu bariz belli Sıvanarak yapılmış bu yerler Bakın e, şurada bir odamız var Burada bir odamız var Burada bir odamız var ve hatta şurada da bir odamız olabilir şurada Hemen şunun altında gizli bir oda olabilir şurada da. Neymiş arkadaşlar Burası zaten doğal değil İçerisinde odalar var hazine de olabilir mezar da olabilir her şey de olabilir burada Potansiyel bir define olabilecek yer Uzaktan bakınca bir şey görünmüyor ama Bu yapıların komple normal kaya olmadığı Horasan kaya olduğu belli peki burada araştırmalarımızı nerede yapacağız Arkadaşlar genelde şu kenar kıyı kesimlerine bakacağız şurada işaretlerimiz olur veya biraz daha yüksek kesimlerine bakacaksınız. Şöyle şu şekilde. Buralarda gerekli araştırmalar yapacaksınız. Bak şu aralarda, şu kenarlarda, şurada da, şuralarda. şuralarda. Ve üst kısma çıkacaksınız. Şu üst kısımlarda bir şeyler var mı? Oraları inceleyeceksiniz. Potansiyel bir define arama noktası burası. Yine potansiyel bir define arama noktası. Buralar arkadaşlar eski ipek yolları dediğimiz yollar. Taş döşeme yollar. İşte buralardaki kayaları inceleyeceksiniz. Ekstra bir işaret var mı yok mu şuralarda. Buralarda işte e, saklamalar olabilir. Bu alanlarda e, bu yolların kenarlarında taşlı kayalık yerlerde define işareti araması yapılabilecek yerler. Potansiyel define noktalarından bir yer burası. Evet arkadaşlar arazide gezdiğiniz zaman böyle bir kaya gördüğünüzde ee, bu böyle bir kayanın e, yapay olduğunu anlamanız lazım. Peki nasıl bir yapaylık var burada? Arkadaşlar görüyorsunuz, normal bir kaya böyle girintili çıkıntılı olmaz veya şöyle e, üst kısmı böyle tıraşlanmış olmaz. Ne yapmanız lazım arkadaşlar? Evet, burası şuralar bir kaya gibi görünmekte ama şurası şu alan yontulmuş fakat şurada bir e, saklama mevcut gibi görünmekte. Ne yapmamız lazım burada? Bakın buralarda kaya parçacıkları var. Demek ki burada bir yoğuntulma işlemi yapılmış. İtinalı bir çalışma yapılmış. Ama şuralarda yok mesela. Demek ki burada alınan, parçalanan kayalar bu tarafa doğru atılmış. Taş mıcırlar var. O zaman burada bakın şuradaki işaretleri görüyor musunuz? Ince ayrıntıları. Bakın şöyle şuradaki ince ayrıntıları görüyor musunuz? Bakın şöyle. Şurada bir saklama söz konusu olabilir. O zaman ne yapacağız? Burada bir boşluk testi yapacağız. E boşluğu alırsak ne yapacağız? boşluğa alırsanız ne yapacaksınız arkadaşlar burada bir kasa olma ihtimali yüksek Çünkü bakın şurada bir çıkıntı var bu kaya bir anormal görünüyor Burada bir inceleme yapacağız Zaten varsa içinde boşluk boşluk varsa Bunun içinde bir şey olma ihtimali çok yüksek ve Alır geçersiniz Diğer işarete geçiyorum Yine potansiyel bir define arama noktası bakın şuralar potansiyel Arkadaşlar Burada şu, şu alanlarda arama yapabilirsiniz. Ee, böyle yerlere es geçmemek gerekiyor. Evet, e, böyle bir yere geldiniz. Dikkat çeken yerler var burada arkadaşlar. Şu ağacı görüyorsunuz, ağacın büyüklüğünü ve insan boyunun işte ne kadar olabilir? Şu kadar falan olabilir. Şöyle, şu kadar falan olabilir bir insanın boyu. Demek ki arkadaşlar, e, burası çok büyük bir alan. Size onu anlatmak istiyorum. Şuradaki ağaç ağacı da görüyorsunuz, şuradaki ağaçlarda görüyorsunuz. Çok büyük kayalık bir alan ve bu kayalık alanın şu şu kısmında ilginçtir. Şöyle bir kare ya da dikdörtgene benzer bir alan var. Ya insan e, merak ediyor, değil mi? E, i̇şte burada bir e, giriş olma ihtimali çok çok yüksek. İşte burası kapatılmış arkadaşlar. Burada bir inceleme, burada bir çalışma yapılması gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şimdi e, gördüğünüz gibi alan e, Horasan komple görüyorsunuz. Şurada bakın kırılma mevcut. Şimdi ikinci işarete geçeceğim şuraya bakın. Şöyle kırılma yerini daha iyi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne yapmışlar gelmişler buraya kırmışlar içindeki malzemeyi alıp gitmişler. İşte bu kadar basit. Dikkatli olacaksınız. Bakın Horasan yapının şeyini görüyorsunuz. Grimsi oluyor böyle Horasan dediğimiz yer. Ve bakın kırılma yerlere çok güzel bariz belli bir şekilde belli oluyor. İçinde ne vardı kim bilir ne vardı. Aldı gitti işte adam. Şöyle yandan yine bakıyoruz arkadaşlar. Bakın şurada yuvarlığa mevcut. Bakın şurada da bir yuvarlak mevcut. E o zaman arkadaşım şurada da bir yer olabilir mi? Pek tabii olabilir. Buraya kıran adam, buraya kırmamış. Şuraya almamış. Demek ki buradan alacağını almış. heyecandan gitmiş. Ama şurada da bir yerimiz mevcut hala. Evet arkadaşlar burayı gösterdim. Şimdi gelelim başka bir yere. Evet arkadaşlar şurada görüyorsunuz bir haçımız mevcut. Haçı gördük. Arkadaşlar bir insan neden böyle haç yapar? Ya mezar vardır ya da define vardır. Arkadaşlar burada her ikisi de olabilir. Ama ben olsam böyle büyük bir kayaya tek bir haç yapıp gidiyorsam eğer ben burada mezar yapmam. Yani bir define saklaması için buraya bir işaret koyarım. Ama e, tabii tam işaretin noktası hemen burada mı Hayır değil. Burada arkadaşlar 500 metrekare alan içerisinde şu işte şu taşın arka taraflarını kontrol edeceksin bakın şuralarda kayalık alanlar var Muhtemelen şunun e, kuzey Güney bat bütün etrafında kayalık alanlar mevcut. E, buraları inceleyerek bütün çevreyi inceleyerek, define işaretlerini arayacaksınız arkadaşlar. Bu yön işareti olur. Bu noktada olabilir. Her şey olabilir. Bu işaretleri bulup teker teker bunları çözüp sonuca ulaşacaksınız arkadaşlar. Sonraki işaretimiz arkadaşlar. Aslında burası bir merdiven. Bakın 1 2 3 4 basamaktan oluşuyor. Şu üst kısımdan bakın 1 2 3. basamak. Neydi? 1 3 Bilmem e, 7 falan 11'de gidiyor. Buralar hep böyle e, definelerin saklanıldığı yerlerdir mesela. Bakın burada 1 2 3 tane işaretimiz var. 3'e 3. 3. basamakta 3 tane işaret. Çok ilginç değil mi? 3 üç, 3'e üç gitmiş. Bakın şu altta da diğerlerinde yok ama burada bakın e, daha önce sanki sökülmüş ve tekrar e, buraya konulmuş. Buraya niye böyle bir şey yapmışlar? Bakın şurayla Şuranın yüksekliği de farklı, şuranın yüksekliği de farklı, şurası daha büyük. Demek ki buraya bir saklama yapılmış olabilir. Neden? Çünkü e, bu öyle işaretler konulmuş buraya ve e, şuraya şurası da e, düzeltilmiş. Bunun içinde bir kasa olma ihtimali var. Ayrıca, bakın şurada da bir delik var, şurada da bir delik var. Yani demek istiyor ki şuradaki kasanın paralelinde de bir ekstra bir kasa olabilir arkadaşlar. Onları e, es geçmememiz lazım. Merdivenler önemli. Evet arkadaşlar, e, şöyle bir göze benzer. Bakın şu kaş, şu göz, şurada daha iyi görünüyor. Şöyle, e, şurada küçük olarak e, yaptım yani büyük alanı görmeniz açısından. Bu doğuya doğru bakıyor. Şu kuzeye doğru bakan şey yani e, görünümü yani şuraya bakan kısmı şuradan çekilmiş geniş açıyla e, burada arkadaşlar ne var şimdi bunun içerisinde olabilir mi herkes diyecek ki şimdi bunun içerisinde evet olabilir arkadaşlar buna tıklatırsanız içi boşsa zaten vardır ama e, tıklattığınız zaman boşluk sesi vermiyorsa bunun içinde bir şey yok genelde zaten olmuyor böyle bir yerde olmaz e, bakın şöyle şuradan uzaktan bakınca bir balığa benziyor burası şu da balığın bir gözü gibi ama burada Arama yapmamız gereken yer neresi? Bakın şurada bir hilal vermiş değil mi bize arkadaşlar? Bakın şöyle hilal vermiş. Hilaldeki amacımız neydi? Hilalin amacı neydi? Size açık uçları tarafa yön verir, şu tarafa doğru. Demek ki bu tarafta bir mağara, bir kapalı yer, bir saklama alanı mevcut. Belki şu da diyor ki e, şu tarafa doğru gözünle bak, karşıda bir kapalı mağara veya kapalı bir yer mevcut. İşte hazine orada demek istiyor. Hepsi bu arkadaşlar. Başka bir yere geçiyorum arkadaşlar. Önemli bir konu burası nirengi noktası. Nirengi noktaları arkadaşlar definecilikte e, yer belirlemek için mesela Kartal Kaya, mesela e, Şahin Kaya, mesela Çatal Kaya, bu, e, bu gibi yerler e, eşkiya belgelerinde geçer. İşte bu da e, bu da o belirttiğimiz yerlerden birisi. Neden? Çünkü burada bakın bir e, kaş var, insanın kaşı var, insanın burnu var, insanın çenesi var. Böyle bir e, insana benzer bir şuradan yakından daha görün yakından daha iyi görünüyor e, nirengi noktası yapılmış işte kesik baş gibi mesela kesik baş ismini koymuş olabilirler bunu yapanlar mesela nedir işte kesik başın oradaki taşın altında bak mesela burada bir taş mevcut bu taşın altında hazine olma ihtimali var arkadaşlar ve son olarak e, çalışma yapmışlar arkadaşlar Çalışma yapılan yerde işte mesela şurada mesela şu taşın altında mesela kasa olabilir De dedik ya arkadaşlar şurada. İşte onun altında bak mesela açtınız burayı bu taşı kaldırdınız ve altına doğru çalıştınız. İşte arkadaşlar böyle bir e, küp içerisinde hazine olabilir arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone ol olmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar.